Kimseye de ses etmeyin. Ağam, Zeyşan burada zaten. Kendilerinden gelmiş. Seninle görüşmek istiyormuş. Bora. Ne yapacaksın kızım? Öldürecek misin yoksa sevdiğiyle evlendirecek misin? Sen bu işe karışmayacaktın Sıla. Öyle anlaşmıştık, unuttun mu? Ben seninle hiçbir konuda anlaşmadım. Ve anlaşmayacağım Boran Ağa. Hayırlı günler olsun ağam. Ağa, müsait misin? Hoş geldin Zeyşan. Ağam, sana sığındım. Kabulünse. Estağfurullah. Zeyşan'a misafir odasını hazırlayın. Sen iyice bir dinlen. Ondan sonra uzun uzun konuşuruz. Zeyşan, burada. Bilmiyorum ağam. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Babam Halil'le evlensin diyor. Zeyşan'la bebeğine dokunmayalım diyor. Ama böğrüme bir taş oturdu ağam. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Sen böyle durursan atı alan Üsküdar'ı geçecek Süleyman. Boran'a el altından kız kardeşini kaçırtacak. Sen de böyle elin böğründe kalacaksın. Boran ağam yapmaz öyle şey ağam. Öyle bir yapar ki. Daha önce sırra kadem basan kızlara ne oldu sanıyorsun? Helin onca parayla sınıra nasıl vardı sanıyorsun? Hepsi Boran Ağa'nın yardımıyla. Cihan, bu sefer yanıldın galiba. Boran Halil'i çağırtmış. Töreyi uygulayacak. Zeyşan'la Halil evlenecek. Gerçek mi ağam? Hele şükür. Desene yüzümüz yerden kalkacak. Namusumuza leke sürülmeyecek artık. Bakalım. İnşallah dediğin gibi olur. Korkma. Ben komşun Bedar'ın kızı Sıla'yım. Boran Ağa'nın karısı olan değil mi? Zeyşan, her şeyden haberimiz var. Sakın endişelenme. Görürsün bak, her şey yoluna girecek. Boran seni sevdiğin adamla evlendirecek. Ağlama ama artık. Görürsün bak, yakında her şey yoluna girecek. Hem senin üzülmen demek, bebeğin üzülmesi demek. Görürsün bak, yakında üçünüz de çok mutlu bir aile olacaksınız. Ben de gelip bebeğinizi seveceğim. Gelin ağam, sana bir şey diyeceğim. Ben o adamla evlenmek istemiyorum. Neden? O benim sevdiğim falan değil. Üstelik karnımdaki de isteyerek olmadı. Halil denen o pislik bana zorla sahip oldu gelin ağam. Zeyşan, neden daha önce söylemedin? Nasıl söyleyeyim gelin ağam? Bir anda canım, bir anda o adamla evlenip sağ kalmak. Ama istemiyorum gelin ağam. O Halil'le evlenmektense kara toprağa girmeye razıyım ben. Boran'ı gördünüz mü? Aşağıda kızım, ne oldu, ne bu telaş? Boran! Ne oldu Sıla? Bir hata yaptık. Zeyşan Halil'i seviyor sandık ama iş başkaymış. Zeyşan'la o adamı evlendiremezsin. Nedenmiş o? Çünkü hiçbir şey kızın isteğiyle olmamış. Halil Zeyşan'a tecavüz etmiş. Kız perişan. Ağam, Halil geldi, alayım mı buraya? Boran, yapma bunu. Sakın Boran. Şimdi zaaf gösterme zamanı değil. Halil'le konuş. Hemen nikah kıyılsın. Aşiretin aklını karıştırma. Bildiğimizden şaşırtma bizi.
Burada bir insan hayatından bahsediyoruz. Sırf sizin kurallarınız yerine gelecek diye bir küçücük kızın hayatı mı kararsın? Yazık, günah değil mi? Bunu nasıl açıklayacaksınız vicdanınıza? Ağam, gitsin mi Halil? Şimdi gitsin, yarın gelsin. Ne yani, yarın mı vereceksin kızı? Bu işin bugünü yarını yok. Aşireti ayaklandıracaksın. Halil gelecek değil mi ağam? Haber ettim, gelecek. Ağam şu iş bir tatlıya bağlansa. Çocuk gibi davranıyorsun Süleyman. Bacın bir hata işlemiş. Sen derdine yanacağına, olaylara kılıf arıyorsun. Oh, benim bacım böyle bir hata işleyecekti ki, bir saniye bile gözünün yaşına bakmazdı. Zeyşan sadece benim bacım değil ağam. Kötü günlerimde ilk yanımda olandır. Can yoldaşımdır, bacımdır, her şeyimdir. Ondan vazgeçmek kolay mı sanırsın ağam? Onursuz adamı. Can yoldaşı bile iki gün sonra sırtını döner aslan. Selamünaleyküm ağam. Aleykümselam Halil. Boran ağa ne dedi? Ne zaman kıyılıyormuş nikah? Bilmem ki ağam. Beni yanına aldırmadı. Kapıda bekletip yarın gelsin demiş. Yoksa ben bu dakika evlenmek isterim Zeyşan'la. Süleyman abi biliyor musun? Sevdalıyım kardeşim. Daha ne düşünüyorsun Süleyman? Görmüyor musun? Ağan ikinizle de oynuyor. Böyle oyalayıp bu gecede kız kardeşini kaçırtacak. Yarın da yalanları size sıralayacak. Olan sana olacak. Eğer töreyi yerine getirmezsen yarından sonra kimse yüzüne bakamayacak. Yine buraya sığınmışsın. Evde bana ait pek bir yer kalmadı. Kendimi iyi hissettiğim her yerde duvarlar büyüyor. Bir tek burası kaldı bana ait. Ne yapayım Boran? Ben inandığım şeyi savunuyorum. Zeyşan o tecavüzcüsüyle evlendirmesine göz mü yumsaydım? Sıla, töre için başka şansımız yok. Bunu anlamıyorsun. Eğer onunla evlenmezse hayatından olacak Zeyşan. Her zaman başka bir yol olmalı. Üçüncü bir yol olmalı. Sen onların ağası değil misin? Bulmalısın. Benim elimden bir şey gelmez. Hayatta maalesef hep iki yol vardır. Birinden birini tercih etmek zorundasın. Ya vardır ya da yoktur. Haksız mıyım? Ağam, Süleyman geldi. Seninle konuşacakları varmış. Sarhoş biraz. Haber edem dedim. Tamam, geliyorum. Süleyman kim? Zeyşan'ın abisi. Hoş geldin Süleyman. Ağam, ver Zeyşan'ı gideyim. Ne o?
A evine güvenmiyor musun Süleyman? Estağfurullah ağam. Ondan değil. Ama Zeyşan'ı bana ver gideyim. Süleyman, sen şimdi git. Yarın bunları oturur uzun uzun konuşuruz. Olmaz ağam. Gidemem. Zeycan'ı almadan gidersem kimsenin yüzüne bakamam. Şimdi mi abi olduğun aklına geldi? O tecavüzcüyle evlendirmesine razıydın ama. Ne tecavüzcüsü? Halil mi? Sıla, sen bu işe karışma. Ne biçim bir abisin sen Süleyman? Kız kardeşin durumunu görmüyor musun? Dönüp kendi hatalarınıza bakacağınıza kızın üstüne daha fazla gidiyorsunuz. Sıla, sana sus dedim. Ağam, ver Zeyşan'ı gideyim. Zeyşan'ı sana vermeyeceğiz. Verelim de öldür değil mi? Zeyşan'ı ver alıp gideyim ağam. Kimsenin yüzüne bakamam. Bu ne demek oluyor Süleyman? Sen bana silah mı çekiyorsun? Ondan değil ağam. Bana çok iyiliğin dokundu. Abime yardım et. Ekmeğini yet. Affet beni ağam. Ama Zeyşan'ı alıp gitmem lazım. Süleyman. Hadi şimdi beni kızdırmadan git. Bugün sana kız falan yok. Yarın ayık kafayla gelirsin konuşuruz. Benim zamanım yok ağam. Zeyşan'ı şimdi alıp gitmem şart. İstediğin kadar doğrult o silahı. Zeyşan'ı başta ben vermeyeceğim sana. İyi bir abi olsaydın da sahip çıkabilseydin kız kardeşine. Haklısın gelin ağam. Ben iyi bir ağabey olamadım. Hayır!